Terör örgütü şunu bilmelidir ki Çanakkale ruhu, istiklal ruhu bu millette tam anlamıyla vardır. Bu olaylar milletimizin ve bizim terörle mücadele gücümüzü zayıflatmaz, aksine daha da arttırır. Bunun bilinmesinde fayda var. Başbakan Binali Yıldırım'ın Kayseri'de yaşanan terör saldırısına ilk tepkisi bu oldu. Hainler çarşı izine çıkan askerlere hedef aldıkları sırada Başbakan Binali Yıldırım Ankara'daydı. Acı haberi Esenboğa havaalanında aldı. Kurmaylarıyla saldırıyı değerlendirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan bilgi aldı. Programı için Kahramanmaraş'a geçti. Saldırıyla ilgili ilk açıklamasını da orada yaptı. Öyle anlaşılıyor ki daha 15 Temmuz'dan ders almamışlar. Adı ne olursa olsun, hangi kılıkta, hangi surette gelirse gelsin, terör alçaklıktır, insanlık suçudur. Başbakan Binali Yıldırım'a Kahramanmaraş'taki programını iptal edip etmeyeceği soruldu. Başbakan, teröristleri sevindirmeye niyetimiz yok dedi. Arkadaşlar, programı niye iptal edeceğiz? Teröre, teröristlere daha da sevindirmeye hiç niyetimiz yok. Terörün amacı da zaten bizim moral değerlerimize zarar vermek, milletimizin canını sıkmak. Başbakan Yıldırım işte bu açıklamaların ardından demokrasi meydanında düzenlenen programa geçti. Yıldırım burada da terörle mücadele ilişkin önemli mesajlar verdi. Ne yapsanız da bu millet diz çökmez dedi. Terörle korkutmayı düşünenlere, terörle yıldırmayı düşünenlere, terörle masum çocukları, günahsız insanları hedef alarak bize istikamet vermeye, ayar vermeye çalışanlar, bu millet korkmaz, bu millet yılmaz, bu millet pes etmez. Maraşlı diz çökmez. Türk milleti diz çökmez. Başbakan Binali Yıldırım bir kez daha teröre geçit yok dedi. Terör örgütlerine destek olan batılı ülkeleri eleştirdi.